Nasıl aldılar götürdüler ya? Ya işte biz de Celin teyzemin yanındaydık hastanede. Burak da oradaydı işte, yazmış haberde de zaten. Sonra bir anda polisler geldi. Aldılar götürdüler, ben anlamadım ki bir şey. Demek ki yemiş değil mi? Bir tek onu hasta yatağından kaldırıp götürmüşler. Belki de kuyu katili o. Hayır işte öyle bir tipe benzemiyor ki. Ya Allah aşkına tiple ne alakası var? Ted Bundy diye bir gerçek var bu dünyada, yapmayın ya. Gördünüz mü haberleri? Evet. Peki o öldürmelere doyamayan psikopat katilimiz kimmiş, onu biliyor musunuz? Kim? Benim bu yanımda getirdiğim Burak. Ne? Ben demiştim günü bugün. Ben demiştim. Teyzem nasıl? İyi, daha iyi. Hatta bugün uzun süre sonra benim gözlerimin içine baktı. Elini omzuma koydu ve teşekkür etti. Lanet girsin ki bana, insan değilim. Teyzem de hiçbir şey bilmiyor. Neyi bilmiyor ki Çınar? Ben de bir şey var. Ben de bilmiyorum ne olduğunu ama yemin ediyorum bakın bile isteye yapmıyorum ya. Sırf şu adamı arkadaş bildim, dost bildim diye böyle olduk. Ya yok mu şu Mehmetcan? Hı. Bu kuyudan çıkan canlı çocuk. İşte Serdar'a yardım edince aptal ben, kendimi borçlu hissettim. Borcumu ödeyeyim diye, haber yapsın diye dedim işte çocuk sağ, hastanede yaşıyor falan. Ama sadece haber yapsın diye dedim ya. Ya bir saniye. Bu çocuk şüpheliyse Mehmetcan'ı bulmadı mı? Ya zaten abi işte orayı da anlamadım. Bir de adamı kahraman yaptık başımıza. Çok saçma. Ya kaba konuşmayayım diyorum Çınar ama ben en başından yavaş gidelim dedim. En başından sevmemiştim o mal bebeği, biliyorsunuz zaten. Ya sen de bir avuç tuzla atladın hemen arkadaşım da arkadaşım diye. Ne manaysa. Ya sanki ben tek başımaydım orada Tuğçe'cim. Ha? Hep beraberdik, güldük, eğlendik. Ayrıca başkaları daha çok sevdi her manada. Yaşadıklarımızdan çıkardığımız bazı şeyler var. Bazılarımızın hisleri daha kuvvetli. En azından arada bir güvensek çok süper olacak. Şu Serdar da peşini bırak bence, yani komiser halletsin artık. Ya oraya nasıl atladık şimdi ya? Şş, kızlar bakın ben gerçekten yoruldum bundan ha. Yardım edecekseniz edin, etmeyecekseniz de etmeyin. Ama o Serdar benim, ben bulacağım tamam? Hadi parla, kalk geç kaldık. Ya Tuğçe, ya ben bir şey söyleyeceğim sana da. Çınar neden laf soktu sence bana öyle? Ah benim saf saporozum neden laf sokmuş olabilir sana? Nedeni şu, eleman sana büyük düşmüş. E haklı da yani. Onun yanında dev yürüdüm Burak'a. Kızdırmışsın. Gerçekten mi? Ya yapma işte, şunu yapma parla, yapma ya. Hemen yelkenleri suya indirme. Evet gerçekten. Az insan olsun o da. Ne o öyle saçını çekip kaçmalar, ilkokul çocuğu gibi yok laf sokmalar falan. Bir niyeti varsa gelsin seninle konuşsun insan gibi, söylesin duygularını değil mi? Sen ki büyük ajan Tuğçe. Milletin çöpünü didikleyip iz ararken aşk taktiklerine düştün ha? Git şuradan. Git şuradan. Git şuradan. Bir dakika. Sen adamı gördün yani. Ya randevu aldım, gittim gördüm işte. Nasıl içiyordun? Açık. Peki annemi niye alet ediyorsun? 70 yaşında herif ya, 70 yaşında. Evli mevli, alakasız bir tip yani. Ya tamam da yani İstanbul'da kaç doktor var sen biliyor musun? Hem belki aileninki başka bir çetin. Ya o hastanede çetin metin yok başka Ceylin. Adam orada çalışıyorum demiş, ailenine inanmış. Yalancı yani, herif bildiğin yalancı ya. Boş yere esinti yapmış. Ailinde kapılmış işte. Adamın rüzgarını böyle geri döndürürler işte. Ayrıca aileninki ne ya? Aileninki ne demek şimdi, oluyor mu? Tamam enişte, tamam. Araştıracağım, tamam. Söz. Ayrıca eksen işte, bu takdir edilesi araştırmacı kişiliğini boşanmak üzere olduğun ex karına geri dönmek için değil,
çocuğunun annesini korumaya çalışan duyarlı bir eski eş olmana yoracağım. Anlaştık mı? Neye yorarsan yor. Ceylin, adamın işe cevizini dök. Yeter artık ya. Kurtar ailen, kız tehlikede. Boş yere evham yapmıyoruz. Hadi gitmem lazım, sağ olun.